Evet, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle, bugün birkaç ufak işimiz var. Ne yapacağız? American Park bağlayacağız ve bugüne yetişirse yapabilirsek de kendi orijinal TV'ne AUX bağlantısı yapacağız. Scirocco da burada. Şöyle brandayla örtmüştüm. Böyle haftada bir kere falan kullanıyorum. 3-4 günde bir de açıp havalandırıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bununla ilgili de eğer isterseniz branda kullanımı ile ilgili detaylı bir video çekerim. Şunu da kapatalım. Evet. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu hafta içi bir çekimim var. Araç çekimim var. Onun için sağa sola bakınacağım. Güzel yer varsa hemen aklıma yazacağım. Volkswagen servisine gideceğim. Yetkili servise. Bir tanıdığımız da var. Onunla konuşacağım. Scirocco'nun bakımı geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde onu bakıma sokacağım. Onun da zaten videosu gelecek. Evet. Şimdi şöyle bir yere geldim. Burası Pursaklar tarafında. Yani birkaç yerden daha geçtim. Güzel kar alınacak yerler var. Güzel bir yeşilliği de var. Buralar sanki olur gibi geliyor. Yani bu yolda en azından bu arabanın bagajına binip onu çekersem güzel görüntüler yakalayabiliriz. Durağan görüntüleri de nerede yakalarız? Biraz daha gideceğim. Buradan ilk defa geçiyorum. O yüzden ilerisinde ne var bilmiyorum. Gidelim bakalım. Buralar gerçekten güzel. Hatta araba girerse çok daha güzel olur mesela şuranın ortasında. Ama tabii bunlar ekin olduğu için öyle bir şey söz konusu olmaz. Şöyle bir yapalım. Şuralarda var. Şuralarda var. Buralar gerçekten güzel görünüyor. Tamamdır, ben bunları aklıma yazıyorum. Neyse. Buradan göstermek istediğim şeyler bu kadardı. Hatta videoyu daha erken çekersek sizlere o videonun kısa bir kesitinde videoya koyarım artık. Sondan başına mı bilmiyorum. Durum böyle. Şimdi o zaman Eskihisar'a geçelim. Pursaklardaki Volkswagen yetkili bayisine. Oradan da artık İvedik Sanayi'ye gideceğiz. Evet, Eskihisar'a geldim. Scirocco'nun 75 bin bakımı için. Gerçi kendileri şu an 71.500'de. Fakat ben biraz daha öncesinden girmek istedim. Onun için bir fiyat alacağım. Güzel olursa da fiyatı burada yaptıracağım. Hadi o zaman içeri geçelim. En sonki YouTube videomda camların kumandadan basılı tutarak kapandığını söylemiştiniz. Şöyle yapalım bir saniye. Şimdi ikili de basılı tutuyorum. Vay be. Biraz şaşırdım. Evet, maskemizi taktık. Şimdi size bir şey göstereceğim. Arabanın en son yıkanması 1-1,5 hafta önceydi. O da en son videoydu. Vetcoat uyguladığımız video. Bizim otoparkta arabanın yarısından çoğu şuradan itibaren balkon kısmının alt tarafında kalıyor. Burası dışarıda kalıyor. Yağmur yağmıştı. Şöyle yağmur damlalarının kirlenmelerini görebilirsiniz. Yani damlacık damlacık oluşmuş, kurumuş. Biraz da kirli bir yağmurmuş. Böyle kalıntılar bırakmış. Arkasında. Arkadaş da geldi. Yani şu an burada hiç kir yok gibi. Daha hala yeni yıkanmış gibi. Burası da yağmur yağmış fakat böyle bir bütün değil. Damlacıklar oluşmuş. Yani işini görüyor şu an. Görevini hala görüyor. Malum korona olduğu için ve zaten sıfır arabalar gelmediği için şöyle showroom bomboş. One hour later. Kolay gelsin. Evet. Şimdi görüşmemizi tamamladık. Bakıma burada sokacağım arkadaşlar. Hem de indirim varmış bir yandan da. Bu da bayağı bir güzel şey oldu. Şimdi Zubizu indirimi var. 5 yaş üzeri ve daha yok. 4 yaş mıydı 5 yaş mıydı? 4 yaş üzeri. Zubizu'da şöyle bir indirim var. 4 yaş ve üzeri Volkswagen'iniz varsa %25 indirim sağlattırıyor bu. Bir de ayrıyeten Eskihisar'ın bir tık daha indirimi varmış.
Zaten sitelerinde de girince direkt çıkıyor. 725 TL artı KDV, 4 yaş ve üzeri Volkswagen'lerde. O da benim işime geldi açıkçası. Önümüzdeki hafta Şiroko'yu buraya getireceğim. Burada bakımına bir girsin, bir tazelensin. İçeriği de gördünüz, içeride hiç araba yok. 2020 arabalar Türkiye'ye ilk başta az sayıda geldi. Sonra fazla talep olunca da içeride araba kalmadı. Hiçbir markanın arabası kalmadı. Şimdi bir de korona çıktığından dolayı 6. aydan sonra da gelmeyecek deniliyor. Bakacağız artık. Şimdi ben İvedi'ye geçiyorum. Burada da işimiz bitti. Sami'ye teşekkür ederim. Kankacığım sağ ol. Rica ederim. Şimdi bir de İvedi'ye geçelim. Orada da American Park muhabbet falan var. Bir de işte dediğim gibi videonun başında. AUX bağlatabilirsek bir de AUX bağlatacağız. Arkadaşlar şimdi Rıfat abinin yanında RD garaj var. Bizim Amerikan parkları onlar takacak. Elektrikten anlamadığım için maalesef dokunamıyorum. Yani gram anlamıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş işlemlere başlıyoruz. Bu tarafın American Park işlemi tamamdır. Şu an %60-%50 falan yanıyor. Full'de kullanmanın sıkıntısı nedir? Şey olabiliyor, mesela ampul patlayabiliyor ya da dibini tam duyun olduğu yere eritebiliyor. Bunu tecrübe eden arkadaşlar vardır. Onun haricinde şimdi sağ taraftayız. Oranın da işlemi yapılacak. Kullandığım modül neredeydi? Heh, modül burada. Best marka bir modül. Yani modüller genellikle Çin malı oluyor da en iyisi bu yani. Şu an piyasada. Şöyle de kutusunu göstereyim almak isteyenler için. Şöyle. İçinden de şema çıkıyor. Tabii ben bunu pek anlamıyorum. Elektrikten anlamadığım için. Durum bu. Şimdi bu tarafında işlemi bitsin. Sonra önden bir bakalım. İşlem tamam. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de kısaları yakayım kanka. Tutuversene sen. Böyle de normal kısalarla çalışması. Tabii şu an biraz parlıyor. Ha, şöyle tutarsak daha güzel olur. Durum bu. İşlem tamam. Şöyle komple kapattığımızda da komple kapanıyor. Şuradan yansımadan görebilirsiniz. Şöyle yaptığımda parktayken Amerikanlar. Şöyle yaptığımda da kısa bir Amerikan oluyor. Day two. Anahtarın mı bozuldu? Hani yaptırmıştın? Vallahi. Arkadaşlar şöyle biraz daha aydınlık bir havada göstermek istedim. Amerikanlarımız böyle parklardayken. Parkları iptal ettim çünkü çok fazla ışık kalabalığı oluyordu. Şöyle bir de kısaları yakayım. Kısaları yaktığımda da şöyle bir görüntümüz var. Bunu kapatabiliyorsunuz. Yani sıfır konumuna getirebiliyorsunuz. O zaman hiçbir şey yanmıyor. Muayeneden de geçiyor. Biraz araştırırsanız zaten bilirsiniz. Başka işte şimdi DB'nin önündeyim. Burada Levent abi çalışıyor. Levent abi de detailing dükkanı videolarından biliyorsunuzdur. Seya. Sosyal mesafe lütfen. Bir de köpek var. Köpek değil o, karamel. Karamel? Köpek sensin. Kim o? Kim? Bas. Öyle işte, bir de buraya geldik. Şimdi içerisi biraz yoğun. Zaman olursa da ozon temizliğini yapacağız Corsa'nın. Ama zaman olmasa da yapacak bir şey yok. Başka zaman yaparız. Karamel. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin kendi yapmış olduğu bir araba.
makine mühendisleriyle zamanında otomotiv mühendisleri bir araya geliyor. Öğrenciler ve öğretim görevlileri bu arabayı inşa ediyorlar. Komple el yapımıdır bu araba. Benim de ilk defa böyle canlı canlı gördüğüm bir araba oldu. Hep şeyden görüyorduk. Şöyle göstereyim detaylarını. Çok özel bir araba aslında Türkiye için. Ya çünkü hani üniversitenin imkanlarıyla yapılması, öğrencilerin de bu işe ortak olması ve hani gayet de güzel bir performansında olması falan derken bayağı bir özel kılıyor aslında bizim Hacettepe Üniversitesi'ni. Bilmeyenleriniz varsa ben de Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. O yüzden biraz duygulandım. Şu anda zaten kaplanıyor araba. Şöyle bir kaplanmanın detayına bakarsak bal peteği tarzında mat gibi böyle değişik bir kaplamaya bürünüyor. İçini ben göremiyorum, bayağı yüksekte liftte. Şasisi işte içi dışı komple el yapımı. Gayet güzel bir araba. Kankacığım duygulandım ya. Bizim okul arabası. Vallahi. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki bölümde arabaya daha farklı bir şeyler yapacağız. Şimdilik bu bölümden bu kadar olsun. Böyle işte sağa sola gitmeli güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.